Merhaba, bugün size orijinali Dük Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Paul Henne tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz geçerlilik. Geçerlilik, tümden gelimsel argümanları değerlendirmede önemli bir araçtır. Muhtemelen birinin bu geçerli bir tespit dediğini duymuşsunuzdur. Ya da bir tartışma esnasında bir arkadaşınız bu geçerli ama şeklinde cümleye başlamış olabilir. Geçerli veya geçerlilik kelimeleri günlük kullanımda iyi bir noktaya değindin, ya da bu ifade doğru anlamlarında kullanılır. Bu dersimizde bu kullanımlarından bahsetmeyeceğim. Felsefi bağlamda geçerlilikten bahsedeceğim. Geçerli argüman söyleminde olduğu gibi. Bir argümanın öneri ve ifadelerden oluşan bir bütün olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu önerilerden bir veya birkaçı başka ifadelerle desteklenir. Bu destekleyici ifadelere öncül denir. Desteklenen öncüllerden vardığımız noktaya da sonuç denir geçerlilik bu bağlamda tümden gelimsel argümanlara uygulanır. O halde bir argüman geçerli veya geçersiz olabilir. Geçerlilik, öncüllerin bir özelliği veya buna benzer bir şey de olmadığına göre geçerli bir argüman dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz o zaman? Şimdi paylaşacağım şu argümana bir bakalım tamam mı? Burada öleri, öncül kelimesinin S'leri de sonuç kelimesinin kısaltılmışı olarak vurgulayacağım. Evet. Ö1. Tüm insanlar ölümlüdür. Ö2. Iris Murdoch bir insandır. S. O halde Iris Murdoch ölümlüdür. Diyelim ki argümanınızın geçerli olduğunu söyledim. Bunu argümanınız iyi bir argüman anlamında ya da öncülleriniz ve ulaştığınız sonuç doğru anlamında mı söylemiş oluyorum? kulağa öyle geliyor olabilir. Ancak geçerliliğin sonucun doğruluğuyla ya da argümanın iyi olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yani geçerlilik teknik bir konudur. Belirli şartları karşılayan her argüman geçerli olabilir. O zaman hadi gelin geçerliliğin tanımını yapalım. Argümanın öncüllerinin doğruluğu argümanın sonucunun doğruluğunu garantiliyorsa o argümana geçerli argüman diyebiliriz. Geçerlilik argümana atfettiğimiz bir özelliktir. Öncülleri doğru olan bir argümanın sonucu da doğru olmalıdır. Bir başka deyişle, geçerli bir argümanın öncülleri doğru olmadıkça sonucunun doğru olması imkansızdır. Bu bağlamda argüman geçerli olduğunda sonuç öncüllerden mantıksal olarak çıkarılabiliyor da diyebiliriz. Biraz toparlayalım. Argüman ifadelerden oluşur. İfadeler doğru veya yanlış olabilir örneğin bu kare bir portakaldır gibi. Argümanlarsa doğru veya yanlış olamaz. Argümanlar ya geçerlidir ya da değildir. Eğer bir argüman geçerliyse ve öncülleri de doğruysa sonucu da doğrudur. Dikkat edin, geçerli argümanların doğru veya yanlış öncülleri ya da doğru veya yanlış sonuçları vardır demedim. Koşullara bağlı bir şey söyledim. Eğer argüman geçerliyse doğru öncüllerden mantıksal olarak çıkarılabilen doğru bir sonucu vardır. Başka bir deyişle, doğru öncülleri bizi doğru sonuca mantıksal olarak ulaştıran argüman geçerlidir de diyebiliriz. Şu anda bu çok soyut kaldı biliyorum. O yüzden birkaç örnekle açıklayalım tamam mı? Bir önceki örneğimize geri dönelim. İngiliz felsefeci Iris Murdoch için söylediğim argüman geçerlidir. Haklı mıyım? Evet, Argümanın öncülleri tutarlı bir şekilde doğruysa sonucu da doğru olmalıdır. Öncüllerin doğru ya da yanlış olmasının bir önemi yok bakın. Bazı öncülleri yanlış olan bir argümanı ele alalım. Ö1. Bütün insanlar ölümsüzdür. Ö2. Iris Murdoch insandır. S. O halde Iris Murdoch ölümsüzdür. Bu argümanda ilk argüman gibi geçerlidir öncüllerinin doğru olması bizi doğru sonuca ulaştırıyor, öyle değil mi? Eğer bütün insanlar ölümsüz olsaydı ve bu durumda Iris Murdoch bir insan olduğuna göre haliyle Iris Murdoch'un da ölümsüz olması gerekirdi. Öncüllerinin doğru olup olmadığını bilmediğimiz başka bir örnek düşünelim. Ö1. Bütün uzaylılar İngilizce konuşur. Ö2. Splock bir uzaylı. S. Bu yüzden Splock İngilizce konuşur uzaylıların gerçekten var olup olmadığını, hele ki aralarında konuşabilenleri olup olmadığını hiç bilmiyoruz. Aynı şekilde İngilizce konuşup konuşmadıklarını da bilmiyoruz. Durum böyle olabilir de olmayabilir de. Ama tüm bunlara rağmen bu argüman geçerlidir. Eğer birinci ve ikinci öncül doğruysa sonuçta doğru olmalıdır. Örnek olarak tanımı olmayan anlamsız terimler bile kullanabiliriz. Ö1. Tüm silifler siplettir. Ö2 sınıf bir siliftir. S o halde sınıf bir split'tir. Burada da öncüllerin doğruluğu tanımlanmamış ama yine de bu argümanda geçerlidir. Bu geçerli argüman çeşitlerinden biridir ve diğerlerini gelecek derslerimizde öğrenebilirsiniz. Peki o halde geçerli olmayan bir argüman nasıl olur dersiniz? Eğer bir argüman geçerli değilse o argümanın öncüllerinden mantıksal olarak çıkarılabilen doğru bir sonuca ulaşamayız. Örneğin Ö1 bütün köpekler tüylüdür. Ö 2. Claire'in çok tüyü vardır. S Claire köpektir. Bu durumda argümanın bütün dayanakları doğrudur ama sonuç yanlıştır. Öncüller bizi doğru bir sonuca götürmüyor öyle değil mi? Çünkü kediler de tüylüdür. Öyleyse bu geçerli olmayan bir argüman. Öncüllerin doğruluğunun önemi yoksa geçerliliğin ne önemi var diye düşünebilirsiniz. Bu güzel bir soru ve üzerinde uzun uzun tartışılması gerekir. Kısaca cevaplamak gerekirse, geçerlilik, argümanın çıkarım kurallarına ve tümden gelim mantığının yasalarına uyup uymadığını belirlemeye yarar. Bu durumda argümanın iyi çıkarımlara sahip olduğundan emin olmalıyız. Size bir örnek vereceğim ve bunun geçerli olup olmadığını soracağım. Hazır mısınız? Evet, Ö1. Bütün meyveler sandalyedir. Ö2. Kare bir sandalyedir. S. Öyleyse Kare bir meyvedir. Ne düşünüyorsunuz?